Evet, güzel insanlar. 9. bölümle karşınızdayım. Atina ile yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Halkidiki'yi kaptırmış olabiliriz ama buna karşılık olarak Boetia ve Elis'i sömürge vassal devletimizi yaptık. Ve yine aynı şekilde şeye doğru ilerliyoruz. Elis'in diğer bölgelerine hükmetmeye doğru ilerliyoruz. Düzeltiyorum. Patras'ı Akaya birliğini vassal yaptık. Boetia'ya doğru söyledim. Bak onu da yanlış söylemişim. Tebaya. Onu da yanlış söylemişim. Ha ya o karıştı. Yok baştan alacağız. Durun baştan. YouTube için baştan alıyoruz. Bir dakika. Çok karıştı her taraf. İşte şey olmayınca şey ol nelerle çok üzerine düşmenin bir tarih ve bölge olmayınca isimler karışıyor. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Buradan devam edelim. Evet güzel insanlar. Giremedi. Yayına giremedi diye böyle başlık açıp. Değerli izleyiciler, güzel insanlar. Atina serimizin 9. bölümüyle karşınızdayım. Son bölümde Boetia birliğiyle şurada görüyorsunuz. Akaya birliğini vassal yapmıştık. Ama diplomatik bir kandırmaca sonucunda da Halkidiki'yi Epirlere kaptırdık. Onun öcünü alacağız. O kesin. O kesin. Ama temkinli, stratejik atılımlar yaparak. Yani zamana yayıyoruz. Şimdi en son yani 8'e kalmıştık. Şeye doğru yürüyeceğiz. Elis'e doğru yürüyeceğiz. Elis'te hala sıkıntılarımız var. Hatta şöyle bakalım savaşta kimlerle savaştayız. Sparta, Elis. Zaten isyancılarımız. Bir burada kalmışlar. Başka var mı? Başka yok. Evet. Atina yani bizim ana yönetimimize isyan eden ve bizim ordularımızı, filolarımızı bölen bu isyancı köpeklerin sonu geldi. O net. Argos'ta da savaştayız. Başka yok. Bu kadar. Evet. Oo, şurada bir İonya Birliği'yle bir ticaret anlaşması yapabiliyoruz sanırım. Tarafsıza geçmiş bu. Tekrar bir deneyelim. Düşük diyor. Para verelim. Orta. Tamam, bunu aramızı toparlarız. Toparlarız. Şimdi şeye bakmak istiyorum. Neler yapabiliyoruz? Hemen suikast. Başarısız. Burada sıkıntılar. Burada yapamıyoruz. Heh. Şunlara suikast. Başarılı. Abi bu hanımlar var ya. Bunlar var ya. Kim bunun adı? Ne bunun? Arakidamia. Arakidamia. Muazzam. Yani öldürmedi adam kalmadı. Helen dünyasında. Öldürmedi adam kalmadı. Ona görev verdim. Sen, heh. Suikast. Orada savaş var. Savaş yapacağız. Komutan öldü mü? Bir dakika. Yüzbaşı öldü. Tamam. Hadi dakika bir gol bir. Savaşla başlıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz lazım. Garnizonun biliyorsunuz kuleler çok vuruyor. O oraya biz bilmiyorum ne yapacağız. Yeniledebiliriz ha. Ama komutan yok işte. Yüzbaşı. Tamam dakika bir gol bir. Hemen yapalım. Eyvallah Kerem. Gaza getirme dur. Arkadaşlar bu oyunun bu yönü beni bitiriyor. Ticaret anlaşması yapmaya gidiyoruz. Adam ticareti bırak da gel beni savaşa katıl diyor doğru. Şey. Ya diyor ki ticareti falan boş ver. Sen bize para ver ben şuna saldırayım falan diye. Saçma değil mi? Bir geri dönüş oluyor. Şimdi biliyorsunuz ilk bölümlerde hiç beklemeniz bir kayıp yaşamıştık. Garnizonlar sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü kuleler ciddi anlamda vuruyor ve siz bir süre sonra içeriye giremezseniz muazzam kayıplar veriyorsunuz. O nedenle ben 3 kanattan da girmeye çalışacağım. Birimlerim iyi. Çok da kötü değiller. Hepsinin başına bir tane çok ağır işte şey normal hoplite. Diğerleri de hafif hoplite'lar. Komutanlarımızı da bir yerden işte dahil edeceğiz buraya. Bakalım. Bir buradan. Buraya bir tane öne şey veriyorum. Tamam. Ve onun yanına manuel ya şey yapacağım. Tamamını kendim yöneteceğim. Öyle hücum, saldır falan yapmayacağım. İkisini buradan, ikisini buradan falan gibisinden. Öyle yönetmeyeyim. Birinci ordu buraya. Birinci bölükler oraya yani. Taburlar diyelim. Yine aynı şekilde şunları da geri çekeyim bir dakika. Verdik. Bir tane buraya veriyorum şimdi. Kuleler iyi vuruyor arkadaşlar. Şaka maka. Tamam bir grup buraya.
Bir grubu da buraya alıyorum. Yalnız yine bak bu şeyler iyi gidiyor ha. 9. bölümü şu an yapıyoruz ya. 8. bölümde de çok savaş var. Yani internetten şey izleyin. Kaçıranlar şey izlesinler. Lan kaç tane verdik? Buraya 2 tane vermişim. Şuna 2 tane vermişim. Bunu al. Buraya çıkar. Hoş geldiniz. Kim geldiyse bakacağım şimdi. Bu arada seste bir sıkıntı var mı? Oyunun sesinde. Medevolu çıkana kadar tutulur oynamaya oynamam büyük. He, kendin oynamıyorsun. Benden izleyeceksin. Eyvallah. Tamam. Medevolu 3 bekliyoruz. Ya o muazzam bir patlama yapacak diye düşünüyorum. Çünkü beklenti çok büyük ve fail olmak istemiyorlar sanırım. Öyle gözüküyor. Yoksa yani altın yumurtlayacak bir şey niye, değil mi? Yani niye kullanmasın? Kafalarına çok büyük değişiklikler var ki gıdım gıdım ilerliyorlar. Şimdi bence onların planları falan vardır yani şu an için. Ses mükemmel. Eyvallah Kerem. Tamam başlattık. Hatta ben bir dakika niye bunu? Önce bunlar ne iş yapsın değil mi? Evet. Oğlum yürü. Geç kaldık abi. Şunlar erken girecek. Neyse. Yürütelim ya. Niye koşturayım ki? Red Dead Redemption fiyatı için ne düşünüyorum? Bir şey düşünmüyorum. O fiyata o oyun eder. Ha pahalı mı? Pahalı. Kesinlikle pahalı yani. Ama o oyuna o fiyat muazzam bir yapım ya Red Dead. Maltisi var. Var da var yani. O pahalı arkadaşlar. Yani 200'e falan 200-300 çok pahalı. Çok pahalı yani. Aşırı pahalı. Aylık bir yetim çocuğa bakmanın şeyi, maliyeti 100 lira, 120 lira falan. Siz düşünün. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle pahalı ama adamların oyun teknolojisi kullanarak yaptıkları eser de karşılığını veriyor size arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu arada Centurion Sirius gelmiş ve şimdi de kim geldi? Ona da bir bakalım. Altay San. Hoş ya. Altay Han herhalde. Evet hoş geldin. Girmemiz lazım ve çok zor olacak arkadaşlar. Çok zor gireceğiz buraya ya. Bak sürekli ok atıyorlar. Yani ok surlardan ok geliyor. Sur diyorum kulelerden. Evet. Tüh şunlar dışarı çıkmadan girecektik. Neyse. Bak her vurduğunda tek atmıyor ama bayağı zarar görüyoruz ya. Girebilecek miyiz? Evet, beyaz bayrak geldi. Süper. Dışarı çıkmaları bizim için iyi oldu. Çok güzel. Bura çöktü. Tamam, buradan gireceğiz büyük ihtimal. Bura giriyor. Şura giremeyecek. Burada bir ihtimal. Buradan içeri girdiğimiz an süper. Gir abi. Muazzam bir garnizon savaşı yapıyoruz şu an. Kim kime saldırıyor belli değil. O derece durumumuz kötü. Yenim ihtimalimiz var. Ha fatality. He. Keşke okçumuz falan olsaydı. Çok güzel. Şuradan sıyırıp araya girersek muazzam olur.
Lan hayır hayır hayır. Yanlış tıkladım. Tam hop. Tam hoplay savaş işte. Tam 300 Sparta. Al sana 300 Sparta işte. Derken buraya sızma mı olmuş? Helal lan. Hayır hayır hayır. Koş koş koş. Şuraya koşun. Bunlar buraya girmiş. Harika. Helal olsun. Kim lan bunlar? Koş 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 koş. Bu arkadan gelen lan kim? Abi şu an var ya bunlar öyle bir güç şey yaptılar ki. Baskın oldu ki bu. Hatta şu kuleyi mi biz ele geçirsek ya? Kule ele geçirmesi mi yapsak? Geçir abi kuleleri ele. Yalnız bunlar tabi operasyon yaptıkları için canları bayağı kayıp verdi. Bayağı kayıp verdik. Öyle böyle değil. Şurada kaybediyoruz. Bu ne yapıyor? İmparator sen ne yapıyorsun abi? İmparator diyorum komutan. Hadi hadi. Oo, bunlar öldü. 46. O abicim ne kadar çok vuruyor bu kaleler ya. Bura kaybediyor. Arkadan saldırıyoruz anlaşıldı. Güzel. Hadi bakayım. Bir kuleyle geçirdik. Güzel. Sıra burada. Şimdi bakalım. Hadi abi yapabilirsiniz. Tamam çok kaybımız yok da. Bu ne lan? Burası bozulmuş bunun. Aa bu ne yapıyor lan? Şimdi şöyle olacak. Ya onların komutanı olacak. Ya benim komutanım ölecek. Ya ben kaybedeceğim ya onlar. Evet takip geldi bir tane. Teşekkür ediyorum. Savaştan şeyden dolu bakamıyorum. Bu ne yapıyor lan? Adamlar tereddütle kaçıyor bunlar. Evet bir adamımızı kaybettik. Tamamen eridi onlar. Aha! İşte bu. Ne oldu komutanlar mı öldü? Generalin olduğu taraf kazanıyor abi. Bizim adam ölürse GG ama işte. Güzel burada kaybediyor. Savaş lehimize dönüyor diye mesaj geldi. Aynen. Çok güzel. Oğlum bir okçu mu tutuyor burayı? Koca bir okçu mu tutuyor burayı? 33 kişi tutuyor burayı ya. Şaka yapmayın. Burayı da ele geçirmişiz. Tamam çöktü. Aldık bu garnizonu. İşte bu. İçeri hücum. İşte bu. Düşman birlikleri. Zafer. Devam et. Değil. Navara'yı sonlandır. Kıl payıyla zafer ama. Kimler geldi şimdi? Metin Han. Teşekkür ederim takip için. Galatrus. Teşekkür ederim takip için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ailemize hoş geldiniz. Evet. Bir birliğimiz. O imha olmadan. Heh. Şimdi bu geri çekizim de bunları imha edelim. Argos'un değil mi? Bu Argos bunlar. Argoslar aynen. Tamamıyla imha edeceğiz. Aa edemiyoruz. Koşu takip edemedim. Aa, dost topraklarında değil miyiz? Şu an hangi toprak orası? Yo dost toprakları. Niye şey olmuyor? Regen olmuyor bizim birimler. Ha oluyormuş. Azar azar. Özür diliyorum evet. Tamam.
Şurada isyancılar var. Argoslulardan buraları alacağız. Şeye getiriyordum ben. Birliklerimi getiriyordum. Evet, güzel bir çıkarma savaşı izleyeceğiz birazdan. Paşam, Medos, ben yine... Dostum bak şimdi... Benim en sevmediğim şey... illegal işler. Şimdi... ismini değiştirmekte mi zorlanıyordun sen? Hani ikinci hesabı açtın, takip ettin, tamam, onu kabul ediyorum da. Değiştirme bulabilirdin. 2-3 Google yap, bilen arkadaşına sor. İsmini nasıl değiştireceğini. Lütfen arkadaşlar, bakın buna tekrar uyarıyorum. Ne bot desteği istiyorum. Ne ikinci, 30. 5. 50. 100. hesap açıp gelmeyin abi. Bir hesapla bir hesap. Organik büyümek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ailemiz organik büyüsün ya. Sonra demesinler. Ya bu Talha, bu paşa işte botlarla şunu yaptı. Yok bunlarla bunu yaptı. Biz büyüyemiyor muyuz? Büyüyemeyelim o zaman abi. Büyüyemiyorsak büyüyemeyelim. Büyüyeceksek de legal büyüyelim. Ben ikinci hesabı açtım geldim diye öyle bir şey kabul etmiyorum yani. Paşam yok ondan değil. Takip sayısı artsın falan değil. Ne, niye ikinci isim aldın? İlk profil ismini değiştirebilirdin yani. Neyse tamam. Login ol, o diğer profiline de takibi bırak. Tamam şimdi bunu yaptık. Ya şu kameranın arkasına geliyor. Bu burada. Tamam artık bu bizim vasıtalımız. Ona bir şey yapmayacağız. Artık şunların Korintliler sıkıntı. Korint bölgelerine gönderim artık ajanlarımı. Tamam onu hareket ettirdim. Bunlar burada, tamam. Burada bir birim geliştiriyoruz, tamam. Evet, burada güzel bir savaş yaptık. Daha doğrusu otomatik oldu o. Bu birliklerimi artık şey yapacağım. Bunların bana isyan edebileceğini artık düşünmüyorum ben. Yavaştan Korint sınırlarına yığalım birliklerimizi. Gerçi Spartalılar ne yaptı? Sparta bir daha gelir mi ki? Argos'u tokatlayacağız. Korint var. Tamam, bir birliğimi ben şeye yönlendiriyorum. Yalnız bu oradaymış ha. Yok, bu gitsin. Sen git. Lamia'ya gelsen. Bu ordu çok güçlü. Bunu bu tarafa çekeceğim. Korint'e de saldıracağız çünkü. Şurada güzel savaşlar yaptık bu. Harpi'nin pençeleriyle. Bunun burada seviye atlaması var. Tünor bilmiş mi? Hücum bonusu. Güzel. Komutan için. Baskınlardan gelir. Muharebe silahınıza geç. Bu mümessil sefer... Ha mümessil, düzeltiyorum. Şey ya. Şey level atlamış. Şu komutan bu mümessil. Yani ordunun içerisinde bulunduğunuz bir ajanınız. Ne diyor? Bu mümessil için sefer tehlike, otorite geç. Anordaki bütün ürünler için +7 moral. Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Muazzam. Tamam, çok başarılı. Sonraki tura adım atabiliriz. Yalnız bayağı paramız var. Binaları da bir imar edebiliriz aslında. Bir bakalım. Gıdamız 18. Güzel. Mesela şu. Bakımsızlık. Bak şu güzel. Hiçbir sıkıntılı yok. 4'te gıda veriyor. Gayet iyi. Olumsuz hiçbir etkisi yok. Şu ne diyor? -8 gıda artı 10 asayiş. Geç. Geç. Ne diyor? -1 gıda araştırma eğitimde. Tamam bu güzel. Güzel. Tamam bu. Yok geç. -3 gıda geç. Ha bak şunları artıralım. 2 asayiş. Versin. Bu. Bu da tamam geç. Bu ne yapıyor? Yok teknoloji lazım ona. Tamam geç. Buna da versin. Asayiş nerede burada? Yoo bu olmaz. Buna asayiş olamaz. Direkt sıfıra düşürüyor. Göze alamayız onu. Nötrleyecek. Geç. Burada durum ne? Asayiş 24. Tamam bunun balıkçı limanlarını artırabiliriz. Toplam burada 6 asayiş düşüklüğü olacak. Onun dışında bir şeye gerek yok gibi. E tamam bitti. Evet devam edebiliriz. Paşam Sparta mı ilerlesek diyorum ama ya, gidiyoruz zaten. Yavaş yavaş şu an gidiyoruz. Gidiyoruz yani. Sıkıntı yok. Argos, yani bizim önümüzde bir sıkıntı var. Korint. O da çok büyük bir topluluk. Onu hallettikten sonra Sparta'ya önümüz tamamıyla açılmış olacak.
Evet. Argos bir şey planlıyor. Şu an bir şeyler yapıyor. Ajanla alakalı bir şeyler yapıyor sanırım. Ah, kaçırdı o birini. Tamam, kaçırsın. Aa, ne yapıyor bu? Onun filosu muydu, ordusu muydu? Uf, Epir de buralarda geziniyor. Epir bölgeler açıyor. Prokles, hoş geldin. Abi adın ne? Benim adım Talha. Benim adım Talha. Kablonet kullanıcısıyım ben. Kablonet kullanıcısıyım. Sıkıntılar vardı. Artık biraz böyle şey yapıyoruz. Hidrodinamik mi diyorlar? Ne diyorlar bu? Teknolojik aleti dinlendirme gibi. Ya her yayını açmadan önce arkadaşlar bilgisayarı kapatıyorum. Modemi kapatıyorum. Modemin fişini çekiyorum. Bilgisayarı kapatmamın sebebi şey. Bir yazılımsal bir durum söz konusu da. Yani bilgisayar açıkken modemi aç kapa yaptığım zaman giden ağı bilgisayar algılamıyor. Tekrar açmam gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama buradaki asıl durum şu. Modemi kapatıyorum. Fişi çekiyorum. 20 saniye falan bekletiyorum. Tekrar takıyorum elektrik fişini. Ondan sonra modemi açıyorum. Sonraki yayına kadar yayınlarımızda drop olmayacak şekilde bir randıman elde ediliyor. Çok ilginç yani. Bunu tespit ettim. Bir elektrik akımı ile alakalı bir sıkıntı var. Bunu çözemediler hala. Ben de böyle hallediyorum işte. O kapatmam, o elektriğin boşalmasına, aletten biriken kablonunda bilmiyorum sistemler nasıl işliyor. O elektriği hallediyoruz yani. Yoksa şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmayayım. Bugün yayın yaptık ya, yarın tekrar yayın yapmaya çalışayım. Yayında droplar oluyor ya. Çok ilginç yani. 24 saat içerisinde açık kalan alette. Modemle mi alakalı nedir? Evet, şurada durum iyiymiş. Burada durum iyiymiş, burada değil. Burada asayiş için tur başına artı 8 asayiş. Evet. Şuna verelim. İnşaat tamamlandı. Tamam. Neresi öfkeli halk? Tamam, burada isyan çıksa da olur. Buraya hatta şey alsa bile önemli değil. Şunlar ne? Aa, amiral diyor. Bunu kovalamamız lazım. Ama kovalas geçti. Kaçtı adam. Şuraya bir çıkarma savaşı yapacağız. Evet. Yapalım mı? Yapalım. Bence yapalım. Ya da yapmayalım. Çok çok basit ya. Şunlar da olsaydı güzel bir savaş yapardık. Tamam, burayı otomatik yapalım. Tekrar bizim olanı geri alıyoruz ve burası gördüğünüz gibi Atina'nın. Kültür olarak da bizde isyan da çıkmayacaktır. Birkaç tur bekle duralım şöyle. Ondan sonra bura düzelecektir diye düşünüyorum. Bu önemli değil. Düşman. Buraya aslında destek getirmek lazım. Tek orduyla burayı alabilir miyiz? 4, 4. Burada var. 10, 20. Fazlalar ya. 18 birlikleri var. Düzeltiyorum. 28 birlikleri var. Biz 20 kişiyiz. Ve bundan iyileşmesi gerekiyor. Şöyle yapacağım. Bu kadar gidebildi. Sen buraya gel. Burada iki ordumuz mu? Yok, burada bir ordumuz. Yok, iki mi? Yok, bir. Yok, aynen bir. Tamam, bu öyle. Bak buradan bir birlik geliyor. Argos'un ben buraya gelip şehirlerimi işgal edebileceğini zannetmiyorum. O nedenle bunu Korint'in dibine çekecekken buraya çekeceğim. Lambro, hoş geldin. Şuraları bir açalım bakalım. Burada ne yapıyor bunlar? Argos bu. Bu suikastlere devam ediyoruz burada. Tamam, bu tutunamayacaksınız oğlum. Bitti yani. Atina'ya savaş. Yamyamlar sizi. Heh, sen de gel. Şu ortaları aç bakayım. Argos'un ikinci şehrine bir bakış atarız. Sen Korint taraflarına gidiyorsun. Burada bir isyancı. Dur bakayım. Neyse. Geçti artık. Şuraya çıkacağım. Bu orduyla. Buradan ayrılırsam ne, isyan var mı? Var. 4. Biraz daha bekleteceğiz. Özür dilerim. Tamam, bekleyeceğiz. Bir sonraki tura geçiyoruz. Ben de sizin yazılarınıza bakayım. Paşam. Barın yerini değiştirebilir. Aa, barın yerini değiştiremedi. Evet, çok çirkin gözüküyormuş. Ona ya, her oyunda bir yer değiştiriyoruz.
O barın yerini sol alabiliriz. Solda hiçbir sıkıntı yok çünkü burada advisor çıkıyor, danışman. O barın yerini değiştirelim, evet. Kusura bakmayın. Bu arada YouTube'dakiler de merak ediyor. Ben Twitch yayınlarına geçmeden önce... Aha ne oldu? Oo, Argos genişliyor. Şu an bir firmadan rakam bekliyoruz. Yani indirim alabilirsek güzel olacak. İndirimle edineceğiz çok yüksek parçaları. Onun için cevap bekliyoruz. Verdik. Şu an parçaları sorduruyorlar. Satın alımımızı yapacağız yani. Yeni inşallah yayın sürecimizde YouTube 10.000, Twitch'te 10.000 olmadan böyle 1080p 60 fps yayınlar. Hatta alacağımız kartla beraber 4K bile yapabiliriz de ona bakacağım. Ona bakacağım. Canlı yapmayacağım. YouTube'a özel videoların ve serilerin geleceği için, seriler geleceği için 4K yayınlar veya 2K kalitede yayınlar koyabiliriz YouTube'a. Ama Twitch'te tabii imkansız, onu yapamam. Zaten Twitch'te o raddeye izin vermiyor herhalde. 1080p'nin üzerinde ben görmedim. Varsa da bilemiyorum. Varsa da öyle yayın çıkamayız çünkü şey, internetimiz belli yani. 5 megabit upload'umuz var. Ara ara 10 megabit paketler alıyoruz. Canlılar için 10 megabit paketleri sürekli almamız lazım yani, sürekli. O nedenle ona o işe girmeyiz şimdi. Evet. İfsat nerede, baskın yemişiz? Nerede abicim? Kylos. Rütbe artışı, tamam. Burada bu çakal yapıyor. Güzel. Buradaki problem gitti. İsyan nötre döndü. Şurada ben... La 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 la! Aaa! Nefret ediyorum bundan. Yani şuraya tıkladığım zaman buradan gidip nehre inip, denize inip denizden limandan çıkması gerekirken tıklıyorum. Yapay şey komutu şöyle algılıyor, bakın. Bakın görüyor musunuz? Böyle gidecek, şöyle gidecek, şuraya gelecek. Evet, bir turu daha kaybettik burada, geçmiş olsun. Bir tur kaybı daha var burada şu an. Rezalet. Korint'le Epir birbirine girmiş. Bu çok kötü. Niye kötü? Aslında Korint'in savaşması iyi ama Epir bunu yener. Epir buraları alırsa muazzam bir savaşa gireceğiz Epir'le. Epir'in güçlenmesini istemiyorum. Korint'i ben tokatlayabilirdim ama daha büyümüş bir Epir bizi zora sokacaktır. Nüfus fazlası nerede? Hmm, güzel. Şunu yapacağım sana. Aynen. Ama hiç yapmanız bir şey var mı? Burada hiç savaşçı bir şey yapmamışız buraya da. Evet, buraya şey binası yapalım. Askerlerle alakalı bir bina yapalım. Kalkise. Tamam. Levazım subayı. Heh. Ordularımız tamam mı? Madem öyle Korint'e biz de girebiliriz. Korint yukarıyı kaybederse vassal alırız Korint'i. Çünkü bu başkenti alamıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu modda bu... Ha şu şeyi... Barı söyleyelim. Barı halledelim. Unuttum barı halletmeyi. Burada dursa kâfi, evet. Şimdi... Geçir. Heh. Artı çok hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. Ne yapacağız? Elis üzerinden Olimpia, Olimpia üzerinden de Messina ve buraları ele geçireceğiz. Tamam. Şimdi ben burayı bırakırsam isyan ne durumda? 50-6. Bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz. Burada bir eksik var. Paralı asker alamıyoruz. Üretim yapalım. Hmm. Cirit. Bir tane daha okçu gelsin. Bir tane de paramız yok. Gelmesin. Hiçbiri gelmesin. Para yok. Turu başına gelen paramız azalmış. Tekrar bakıyorum. Tamam, buralar gözüküyor net bir şekilde. Şurada bir şey var mı? Varmış. Tamam, başarısız. Daha az önce tokatladığımız. Az önce tokatlamıştık onu. Orduyu. Garnizonu hatırlayın. Ha şunu çıkartırsam. Eksi 7. Bunu sınıra götürüyordum. Tamam, sonraki tur. Geçenki açıklama ne oldu? Sponsor kimmiş derken
Hangisiydi o? Sponsor AMD işte. AMD'nin şu an göndermiş olduğu RX 570 ile yayın yapıyoruz. Cihan yaşasın Sparta diyor. Evet. Cihan'ın yine şaşırtmıyor bizi Cihan. Argos yine bir şeylerin peşinde. Argos isyancılar burada. P yayın sponsor değil abicim. Kendi alacağımız donanımlarla yapacağız o işi. Şu an ekran kartı yani kendi donanımlarımızı yenileye kadar AMD sağ olsun bize RX 570 gönderdi. İşimizi de görüyor gördüğünüz gibi. Gayet iyiyiz. Ama işte kart şeyi algılayamadı ya. Monitörüm 1080. Yani şey yapacaktık. Bu iki monitörle ben kullanıyordum işte. Bir monitörü tanımadı abi ekran kartı. İlginç. Şu an Samsung'u kullanıyoruz. DVI kablo üzerinden. HDMI de taktım. DVI de taktım. Benki tanımadı yani. O nedenle şu an şeyler gene 720p tekrarlar 720. Yayınlarda da bir sıkıntı yok da ben 1080 en azından. Ha derken ne oldu? Neresi abi? Easy Peasy'nin ordusu. Burada mı Easy Peasy? Easy Peasy'nin ordusunda bir sıkıntı var. Ya adam eceliyle öldü ya da suikaste gitti. Kime alabiliriz? Ares'in Ares, Apollo, Alcamone. Ha bunu alacağız. Dionysus Festivali. Ne diyor? Yerel ticaret güzel. Yaralandı toraks. Mesele ifşa oldu. Arkadaşlar suikaste gittik. Bu mu yaptı? Bu köpek mi yaptı? Hemen onu al aşağı diyeceğiz. Hemen onu. Hemen onu alıyoruz aşağıya. Hareket edebiliyor muyuz? Şu suya in. Ulan suya nereden iniyor? Buradan mı iniliyordu suya? Of çıldıracağım. Şurada var ya kaybettiğimiz turun haddi hesabı yok. 3 tur boşa gitti ya şu asker ordu için. Evet buradan inilmiyor doğru. Buralar yükselti. Ya şuradan ineceğiz. Burada ağaçlık var diye göremedim yani. Buradan iniliyormuş. Boşa gitti. Şuradan insem. Orada Argos şey var. Şaka gibi ya. Spart bunun bu bizden yüksek. Aynı karşılığı verelim. Suikast başarısız oldu. Bunun buraya bir şey yapmamıza gerek yok. Sabotaj düzenleyelim. Dursun. Eksi 5. Buranın biraz daha beklememiz lazım. Düzelmesi için buranın. Tamam. Buraya bakalım. Eksi 6. Bekleyeceğiz bunu da. Tamam bu gelecek. Aslında gitsem mi şuraya? Yok. İki orduyla gitsek de olabilir. Nerede ikinci ordu? Ha biri orada biri burada. Tamam. Böyle üstten gitsek şöyle gelip şuraya çöksem mantıklı. Geç abi. Başlarım lan Kornite. Bana mı savaş açacak? Şeylerle savaşırken. Yiyorsa açsın. Şurada bir seviye atlama var. Ne diyor bu? İnşaat. Ordu için kuşatma birimine yetiştirme maliyeti. Ana ordu için tüm kuşatma silahlarına saldırı menzili. Geç. Şuradan bir şey seçeceğiz. Azim mevzular mevzi geç. Ordu cesaretini kır. Eylemler bunlar. Bu mevzi için eylem kurnazlık. Düşman geç. Geç. Ana ordu için kuşatırken ya da kuşatırken eksi zayiat kaybı. Düşman kuşatmasına dayanma süresi. Başarılı suikast geç. Geç. Bu memesil geç. Şu sanki şunu alacağım ya. Evet. Çünkü bu orduyla burayı kuşatacağız. Ondan sonra Sparta'yı falan yürüyebiliriz. O işimize yarar özellikle. Tamam sonraki tur. Paşam şimdi işim var ama 30 dakikaya gelirim. İyi yayınlar, iyi oyunlar demiş Kerem. 26-26. Görüşürüz Kerem. Beyler gitti mi Kerem?
Tamam beyler, gittiyse Kerem hemen buluşuyoruz. Hemen buluşma planları yapalım. Kerem gelmeden buluşacağımız yeri, saati ayarlayalım. Beraber ziyafet vereceğiz ya. Kerem yokken hallederiz. Kerem gelince susuyorsunuz. Kesinlikle o konuyu açmıyorsunuz, tamam mı? Aha savaş. Dayanabilir miyiz buna? Dayanamayız ya bunlara. Oğlum adam kralını mı getirmiş lan? Zaten şunlar özel birim bakın. Spartalı Hoplite'lar. Yok bu geçmiş olsun. Burayı zaten fethedip geçmiştik biliyorsunuz. Buranın Sparta tarafından isyan çıkacağı veya Spartalı'nın alacağını da biliyorduk. Yapacak bir şey yok buraya. Çok yüksek mi? Kazanma şansı. Allah Allah. İyi hadi deneyelim. Ohohohoho, helal lan. Helal lan size. Ama isyan da çıktı. Ne yapacağız? Ulan koltuk şey kırılıyor zannettim ha. Hırpalayamadılar. Neyse kurtardık. Bak Sparta şunu bir şeyler düşünüyor. Ne hani Discord paşam? Ne yapacaksın? Gelip Discord'da ben seride oyun oynarken şey de mi var ya? Çay kap gel. Vukatlı Ali. Ne yapacağım oğlum şimdi ben Total War oynarken Discord'u? Multiplayer oynarken Discord var. Aa NBA 2K reklam mı çıktı ekrana? Tıklayın meyler, hiç önemli değil yani. Niye? Çünkü bize katkı sağlıyor. Yazıyor değil mi? Yavgun Nizam Paşa'ya katkı sağlıyor diye. Take up the sword of Ares and attack these people. They menace us all. Aleykümselam aleykümselam. Ne diyor? Karşısına savaşa katıl. Kim istiyor bizi? Epir. Yürü git. Kendin savaş. Evet arkadaşlar, Twitch'in yeni aldığı bir kararla artık iştiraklar, yani partner olmanıza gerek yok. İştiraklar bizim gibi işte böyle abone özelliği aktif olanlar da reklamlar çıkıyor ve artık bize de destek oluyor. O nedenle çıkan reklamlar eğer ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz, tıklayabilirsiniz yani. The gods weep. Rolos. Al beni yayına. Al al al, almam. Şu an yayına kimseyi almıyorum. Co-op multi işlerine yayına gelme var. Aha. Al işte isyancılar. Hiç kalan kuvvet. Cesur yayınlığı. Ulan bari üst üste saldırmasaydınız be. Yo bir deneme yapalım şimdi, hatta bakın şimdi deneme yapalım. Aito'ya bile... Oo bunlar savaşa mı girdiler? Durun bir şey deneyeceğim size. Ha bastım mesela. Şimdi bazılarına belki reklam çıkmış olabilir. Oyuna devam et. Tamam. Heh. Oo savaş var. Aa buradaki şey nerede? Büyük ordu nereye gitti? Vay çaka. Vay çaka. Atina'ya yürüyeceksin ha? Sen zekiysen biz de zekiyiz oğlum. Sen zekiysen biz de zekiyiz. Suikast. Lan başarısız. Başarısız olduk. Abim şu orduyla artık şu denize bir çıkalım ya. Nihayet. Adamlar iyileşti be. Siz şey yapana kadar. Tamam. Gece al o zaman. Tamam gece bakarız. Aynen aynen. Şu seriyi bitirelim Ali. Eksi 4. Şurayı da alsın alabilirim. Neyse. Hatta ne neysesi ya. Saldır. Tamam, basit bir savaş. Bunu otomatik geçtim. Evet, art bizim olan uzun yıllar önce, mevsimler önce bizim olan bölgeleri tekrar ele geçirdik. Tekrar ele geçirdik. Hatta gıdamızdan hareket ederek. Eksi 8. Of çok asayiş şey yapıyor ya. Bu neymiş bu teknoloji? Bunu açalım ya madem öyle. Aç bunu abi hızlı bir şekilde. 5 turda.
Kullanalım yani. Bir de şura bizimdi. Orayı kaybettik. Başkalarına 30 kere el değiştirdi burası. 30 kere el değiştirdi oraya. Tamam, orası gitti, gitsin. Çuha adasını kim almış? İonya Birliği mi? Vay arkadaş. Neyse, Spartalıların değil ama bizim de orası da yani. 3 tane el değişti burası. İsyancıların oldu. Spartalıların oldu. Atinaların oldu. Şimdi İonya Birliği almış. İşte kaptırıyorsunuz böyle vasallarınıza, elaylarınıza. Tamam, yapacağım bir şey yok sanırım. Yok, bir dakika. Şu yukarı bakalım bir. İsyan olasılığı ne burada? Eksi 5. Şunu artırsam. 4 gıda. Tamam. 5, 4. Tamam, nötrlüyor gibi bir şey. 12 asaç. Ne nötr? Direkt artıya geçiyoruz. Tamam, artık şuraya saldırabilirim. Tamam. Oraya çıkacağız. Başka yok. Sonraki tur. Yeni aynı reklam gelsin. Güzel. Vay köpeklere bak. Ben dedim ki bununla asla savaşa girmeyiz. Çünkü Epir'le savaşıyor. Adam bana savaşı ilan etti lan. Aa, hiçbir dostu gelmiyor onun. Ben fazladan düşman kazanmadım ama o bir sürü düşman kazandı. Epiros, Akaya, Boetaya, Rodos, İonya Birliği hepsi geliyor benim yanımda. Şimdi bunun askerleri nerede? Evet. Sıkıntı. Şu Lamia'yı kaybedebiliriz. Orada ordusu vardı çünkü. Aha, bizim adamı. Aa, bizim helal olan. İşlemini yapamadı. Burayı ha, şey kaptı. Tamam. Korint boşta. Başkenti kuşatacağız. Korint'i şurayı vasal yapacağız arkadaşlar. Ele geçirmeden şu Korint'i vasal yapacağız. Aleykümselam. Taha 23 hoş geldin. Evet, bu oyunun grafikleri iyi gerçekten. Altay. Cihan bas reklamları paşam diye. Evet. Bütün her yere yayıldığımız için artık her şeyde görüyor. Ne diyor? Ödemeler. Ya yürü git. Ben zaten isyancıları bitirmişim. Bana diyor ki işte şu kadar para ver. İsyancılara karşı savaş ilan edeyim. Adaları kaybetmedik. Ha, adalarda da iyi. Oralarda bir sıkıntı çıkmadı. Orada bir filomuz vardı. Sanırım orayı aldık. Önceki bölümleri izlemeyenler bakabilirler. Güzel bir savaşlar yapmıştık adalar için. Ya ben bütün sınırımızda gözüken bütün hareketleri izliyoruz. Öyle bir özellik var. Asker sabotaj. Askeri aksatma. Üf. Panetana oyunları. Bunu okumuş muyduk daha önce? Panetana oyunları tüm dünyanın görmesi gereken muhteşem bir manzara. Yarışmalar olurken tanrılara övgüler ve kurbanlar sunar. Şölenler arasında büyük bir meşale yarışı var. Bunu okumuştuk. Tamam, ne veriyormuş? Art 4 asaç tur başı, güzel. Bakın şuna. Ama önleyemeyeceksiniz. Hastalık mı yaydılar buna? Dur, yanlış yaptım. Evet. Hareket menzilimizi düşürmüşler. Şunu hemen bir ortadan kaldıralım. Suikast. Ya sen nasıl bir kraliçesin ya? Euterpe. Euterpe veya nasıl okunuyorsa artık. Ha, şunları öldürecektik. Yahu. Abi bu 10 oldu lan bu ajanlar. Şuna bak. Arkidamia bir de Euterpe. Ajanlarımızı görüyor musunuz? Üf, harikasınız siz ya. Muazzam. Tamam, şimdi. Şimdi şöyle. Çarşı biraz karıştı. Kim şununla bir askeri geçiş anlaşması yapacağım? Yapabiliyorsak. Dostu da yok buna. Buna direkt çekebiliriz ha. Askeri geçiş. Vermiyor. Vermezsen verme. Tamam, buna çöküyoruz abi. Termon. Bak, Termon'a hiç tıklamamışız. Termon, Aetolian Birliği'nin üyeleri için bir mabet olarak hizmet verdi. Ancak Yunanlar gelmeden çok önceleri de dini bir merkezdi. Miken çağında refahı artırdı ve Apollo ile olan ilişkisi
Klasik dönemde başladı. Termon'daki Apollo Tapınağı mitolojik sahnelerle süslenmiş muhteşem bir manzaradır diyor. Termon böyle dini bir mekanmış. Antik Yunan için. Şöyle yapacağız. Ya bunların sınırından geçeceğim. Evet, çok güzel. Şöyle yapabiliriz. Sen çık. Termon'a çökeceğiz. Alacağız. Ve Korint'e derken bu niye gidemiyor ya? Tamam. O güzel. Kim çöküyor buraya? Rodos. Korint'i mi alacak? Vallahi alacak gibi gözüküyor. Rodos'un burada bir şey var. Rodos bizim askeri müttefikimiz. Vassal yapabiliyor muyum? Konfederasyona katıl. Dur bakayım. 23 bin gold verince konfederasyon... Oha! Tamam. Güzel. Vassal yaparız. Konfederasyon almayız da. Çünkü ben konfederasyona katıp burayı da ben elimde tutarsam zarar görüyorum yani. Sağ ol Ali, bilgilendirme için. Evet, bekleyeceğiz. Bir şeye daha bakmak istiyorum. Sonraki tura geçme. Evet, artı 1'e geçti gördüğünüz gibi. Burada durum ne? Buraya bina yapma. Buranın büyümesi lazım. Büyümezse sıkıntı. Bir de zaten Sparta yanlısıymış burası. Hemen bir şuraya bakmak istiyorum. Neredeydi? Yeri karıştırdım. Heh. Güzel. Nötr isyan misyan yok. Tamam. Taş ozu da aldık mı? Burası zaten bizim için önemli. Eyaleti Trakya'yı birleştireceğiz. Hatta dış yukarı çıkabiliyor muyuz? Buraya çıkmak için ne yapmam lazım? Aa, hiçbir şekilde... Tamam. Bir tur sonra karadan kuşatacağım orayı. Korint geliyor diye ben buraya aslında ordumu çekiyordum ama şimdilik burada dursun. O burada dursun. Sen ne yapıyorsun? Bekle. Ya da bekle. Toprağından geçsek bir de savaş açmaya cüret eder mi bu ya? Avustralya bir Boate zaten şeyden rakip gruptan deneyeceğim ya. Savaş açarsa çok kötü olur ama. Şuraya gitmeye çalışacağım. Tamam. Sonra peşinden de bunu göndereceğim. Şimdilik Elis tarafını bırakıyorum. Çünkü Korint çok daha büyük bir tehlike bizim için. Ve Epir'in bu toprakları almadan bizim almamız lazım. Yani Epir'in de büyümesini istemiyorum. O nedenle taktik değiştirdik şu an. Tamam, sonraki tur. Kadolokza bu Helen dünyasıyla alakalı bir campaign de ondan. Bir dakika, bir geliyorum, su içeceğim. Evet, şimdi bu bölümde bayağı ya bu tur içerisinde bayağı savaş olacak diye düşünüyorum. Mora'nın şeyini alacağız. Göbeğini keseceğiz. Şimdi. Yine bir suikast, azcanlık işleri olmazsa. İonya Birliği, hadi bakayım. Oo, kafanız rahat tabii. Savaşın olduğu bölgeler ancak asker göndeririz. Başka yaptığınız bir şey yok. Biz bütün Helen coğrafyasında şeyi gezdiriyoruz ya. Ordu gezdiriyoruz ya. Amarhan, mobilden abone olma var olması lazım. Şeye bir sor. Bizim naşizofrenik Yasin biliyor. Evet. Bunların şehirlerini alınca isyancılardan da kurtulmuş olacağız. Suikast entrikası. Bir casus, rakip partilerden bir siyasetçinin suikastınızı planladığını bildiriyor. Ne yapacaksınız? Koruma tutun, şüpheliyi hapse atın. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bir casus, rakip partilerden birisi için suikast planladığını. Şimdi suikast planlıyor ya. Suikast girişimi anında yakalamak var. Tam beni öldürecekken orada yakalamak var. Bir de kendi aralarında konuştuklarını. Şimdi bunu hukuk mevzusunda
öldürüyormuş gibi bana ceza veremiyorsunuz. O nedenle şimdilik koruma tutuyorum. Yapacaklardan da bilgiliyiz. Koruma tutuyorum. PT oyunları bir atletle destek oluyoruz. Ya direkt hapse atamam abi. Kendi aralarında konuşuyorlarsa başka bir suçla şey yaparsın. Öyle hapse atma olmuyor yani. Öyle biliyorum ben. Gerçi imparatorluk biz krallık mı kurduk? Ama işte şöyle bir durum söz konusu. Böyle durumlarda da şey yapmak lazım aslında. Hapse de at, haps ya en azından gözetim altında tutuklama. Şartlı ne diyorlar? Her gün gelip işte imza atma kaydıyla falan hani onun gibi bir şekilde de bir yaptırım da uygulanabilir. Şimdilik koruma tuttuk. Bakalım ne olacak. Güzel. Şimdi tankimle ilerlememiz lazım. Bunlar iyileşti mi? İyileşmemiş. Neyse iyileşir. Yolda iyileşsin. Yeter. Evet. Korint başkenti kaybetmiş. Rodos'la dünyanın arası nasıl şimdi? Evet. Ya ilginç. Buraları nasıl alıyorlar ya bunlar? Yani Korint'i mesela buraya aldığın an Rodos'un bütün herkesle arasının kötü olması gerekiyor abi. Yani herkesin kötü olarak bakması gerekiyor bu adama. Düşman mı? Rodos düzeltiyorum ha. Genişlemeci bakın yemiş tamam. Eksi 170 yemiş yani. Bunlar da yemiş debuff. Ama kimsenin umurunda değil yani Rodos'a ne olduğunu. Bir şekilde ben onu hallederim. Vassal yapabiliyor muyum ya? Tekrar bir bakayım. Rodos'u. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. 19.000 gold verince kabul ediyor mu bakayım? Yok. Etmiyor. Bizim oyunu bitirme hedefimiz nasıl? Bu değil de şu. Baataya, Erebos, Attika, Lakedemonya. Bak buraya almamız lazım işte. Bizim Rodos'tan almamız gerekiyor. Konfederasyon kurarak alabiliriz. Ama vasallığı kabul etmiyor yani. Burayı bekleyeceğiz. Hatta burayı eksik gıda asayiş büyüme. Neyse durursun bakalım. Tamam gel sen. Bu da kesin ölmesi lazım. Ölmesi gereken biri. İşte bu kadar. Evet savaşa hazır mıyız? Kaçırmış mı birliklerini? Kaçırmış. Mantineya'yı aldık. Askeri gelenekler. Seviye atladı. Savunma kesin taşıyan savunma muharebelerini bütün birimler için artı 5 moral. Güzel. Ver. Aha. Maniteya. Burayı hiç tıklamışsın. Neymiş bu? Maniteya ateş hattında yer alan bir şehirdir. Ki zaten gördünüz. Savaşın en büyük körükçüleri olan Atina ve Sparta arasındaki mesafenin tam ortasında Peloponez merkezinde uzanır. Bu onun stratejik olarak önemli ve de aynı zamanda savunmasız kılıyor. Savaş bölgeye doğru yürüdüğünde Manitania sakinleri uzun süre tarafsız kalamazlar. Yani zaten kalamadılar. Şu an benim tarafımdalar mecburen. Evet gördüğünüz gibi şu kısım yani şu Mora'nın kuzey kısmı şu an bizde. Mora'da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ele geçirmesi gereken yerleşke kaldı. Tamam. Şuraya çıkacağız. Niye çıkamıyorum? İlla kuşatacağız mı arkadaşım ya? Ha şuradan çıkamıyor yok. İlla şuraya mı tıklayacağım? Şuna mı tıklayayım? İlla çıkarma mı yapacağız buraya? Bunu yapalım ya. Hadi bunu yapalım. Basit bir savaş ama yapalım hadi. Eğlencesine. Şartlı tahliye. Evet, şu isyancıların son elinde bulundurdukları yere çıkış yapıyoruz. Taşoza. Başka toprakları yok yani. Bize isyan eden köpeklerin sonu geldi. Abi sis olmasın ya. Heh. Şimdi süvariler tabii şeydeler. Karadalar.
Onları karaya çıkarttık. Muharebe başlasın. Bunlar çıkacaklar büyük ihtimal karaya. Evet. Bir hızlandırayım bakayım. Nereye gidiyorlar? Süvari tarafına mı? Karada olduğu için buraya yönleniyorlar. Şuraya çıkarma yapacaklar sanırım. Aynen. Bir dakika, onlar benim üzerime mi geliyor ya? Ya manyak mısınız oğlum? Bu arada bunlar diyeceksiniz, bu gemiler niye farklı, o gemiler niye farklı? Bunlar transporter. Yani biz filo göndermiyoruz. Bunlar taşıma gemileri. Bu isyancıların kullandıkları direkt filo gemileri yani. Direkt savaş gemiler onlar. Bunlar transporter, taşıma. Bu ne diyor? Mahmuzum, ha. Geç. Tamam, bunlar hareket ediyor. Bunları da yaklaştıralım. Biraz hızlandıralım. Bana hücum etmesinler de. Toplanıp bir anda yürümeye kalkarlarsa o şeyleri kaybetmeyelim, süvarilerimizi. Bütün orduyu buraya taşıdı ya. Bak tek tek geliyor vallahi. E iyi, bizim şehre girmemiz iyi olacak. Daha kolay bir savaş çıkacak gibi. Tamam. Niye buraya beni saldı, burayı saldı? Tamam, hızlandırıyorum. Evet, şimdi geri mi dönüyor? Yo, hareket ediyorlar. Oğlum deli misiniz lan siz? Adamlar şehri saldı. Bakayım bunlar nasıl iniyorlar. Daha önce transporter inişlerini çok izlemedim. Aynı ama zıplıyorlar üç tane. Güzel. Çıkanlar kim şimdi oraya? Güzel. Hemen şehri ele geçiriyoruz. Adamlar kendi toprağında mülteci konumuna düşecek şimdi. Şunları. Tamam, şimdi sıra sizde. Çarpmayın lan, gemine birbirine çarpacak. Aa, çarptılar. Neyse, bir şey olmuyor Allah'tan sanırım. Evet, yapay zeka demek ki yanlış istihbarat. Yanlış istihbarat yüzünden gemilerimizden haberdar olmayan isyancılar. Böyle bir ihtimal yok aslında da. İşte bağlıyorum konuyu yani. Şehri ele geçince sayması gerekmiyor mu bana? Benim için. Biz konuşlandık başarılı bir şekilde. Diğer gemilerimizi çıkarttırıyoruz. Onlar oraya. Siz buradasınız. Evet, şu an ele geçiyoruz noktayı. Diğer birlikler inmeye başladı. Of, görüntü çok iyi lan. Harika ya. Gemilerden birilerimizi çıkarttık işte. Niye geri saymıyor? Almamız gerekmiyor mu bizim? İyi
İyi hadi gelin bakalım. Zaten akıllı olsaydınız bu hallere düşmezdiniz. O flanklemek için birimlerimi oraya götürüyorum. Şimdi nelerimiz var? Komutanımı buraya getiriyorum. 1, 2. Siz de buraya. Okçularım, cemalinler buraya. Yere ne kalıyor? İki tane Spearman kalıyor. Hatta onların ikisini. Dört dedik değil mi buraya? Evet. Biz buraya. Sen oraya. Biz ikiniz. Buraya. Güzel. Bunlar yerleşti mi? Yerleştiler. Buradan geliyor. O zaman burayı kapatabiliriz şöyle bir. Aa, giriş yaptı. Bunlar okçu mu? Hücum. Evet. Güzel. Büyük hata. Yapay zekadan. Okluyorlar. Tamam. Evet. Tamam, geri çekeceğiz artık. Spearmanlar geliyor. Oo, şura bayağı azaldı bunlar. Ne yapacağız? Şöyle arkalarına dönsünler. Hatta bunları kovalayalım ya. Bunların sayısı az. Bu cepheyi yıkarsak zaten destek götürebiliriz. Şöyle arkalarından dolandırıyorum. Yalnız şura çökecek ha. Çok fazla cirit şey yiyoruz. Ok yiyoruz. Aa, bunlar niye buradan geliyor ya? E neyse, madem öyle. Savaş lehinize dönüyor. Dönecek tabii. Evet, bura çöktü büyük ihtimal. Yani şurada iki birimi gereksiz yere kaybettik. Heh. Güzel. Güzel, beyaz bayrak geldi. Gücümüzü bir şekilde şuraya. Burayı kapatıyoruz arkadan. Onlar geliyor. Güzel. Tamamıyla buraya yüklendiler ya. Şaka gibi. Komutanlar falan da burada. Ha, şurada iki okçular yakaladım. Onlara da çökelim. Evet, bunları da yakaladık. Buradakiler iyi tutundular ya. O kadar hasar almalarına rağmen. Bak, burada hala şey var.
Evet, komutanları gidiyor. İsyancılar biter. Kaç tur sürdü ya muharebesi ondandır. Yaklaşık 4 bölüm falan süren isyancı sıkıntısını artık kökünden kazımış bulunuyoruz. Atina Boyle. Atina Boyle ne demekse o Boyle. Lord Barbaros hoş geldin. Evet, şehri de alıyoruz. Taşoz daha doğrusu adayı alıyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi bunların artık böyle sağda solda gezinen garnizonları var. Onlar da yavaş yavaş erip gidecektir ve tamamıyla birkaç tur içerisinde de bunlar ortadan kalktı diye mesaj gelir. Tıklaya mesela neredeymiş? Gözükmüyorlar bile yani. Ha şurada. Şu. Kendine ait herhangi bir toprakları yok. Bura zaten bende şu kısım. Şehir olarak ama bizim sınırlarım içerisinde şu. Evet görüyorsunuz şu. Bir tane hoplite, bir tane de paralı süvarileri var. Başka hiçbir şeyleri yok. Ki ona ben suikast düzenlesem bakayım ne oluyor. Nasıl başarısızlık lan? Şaşırdım şu an. Tamam güzel. Bitti sanırım bütün işlemlerim. Buraları açacaksın sen gel bakalım. Nasıl suikast yapabiliyor musun? Yok. Tamam sen oradasın. Gemi duracak. Ona rağmen -6 ilginç. Tamam sonraki tur. Mentici 2000 hoş geldin. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Benim hoş geldiniz. Can, hani şehre sen saldırıyordun, bildiğin savunma yaptın. Nasıl? He ya ben ilginç ya. Adamlar terk ettiler. Süvarilerimizin peşine düştü. Yapay zeka sonra da şehre girer aynen. Resmen saldırı savunmaya döndü. Aa bitti işte. Git geçmiş olsun. İsyan tamamıyla bitmiştir. Resmi şekilde açıklıyorum. Atina iç savaşı sona erdi. Artık genişleme vakti. Bu güzel olmadı. Ticaret anlaşması. Heh, yola geldin. İonya Birliği yola geldin. 1560 da gold verildi. Ver. Ver bakalım. Şey var köleler. Onu yapabiliyorsun. Köle isyanı çıkarttırabiliyorsun. Ama ben onunla uğraşmadım yani onları bekleyemem köle isyanının çıkmasıyla. Çünkü bastırıyorlar arkadaşlar. Bu samakine bir bitirişte de bu çıkmayacağı anlamı... Aynen. Tekrar isyan çıkmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Tekrar bir iç savaş çıkabilir. Çok sıkıntılı yani. Dikkat etmek lazım. Aha derken bir birliği daha çıktı sanırım. Aa aynen ha. Filosu var. Doğru. Filosu var. Suikast entrikası. 5 tur boyunca sadakat. Ferniz suikastçıyı öldürüyor. He bak şimdi tamam. Bak bana suikaste girişecek adam önlem aldığımız için yakalanıyor. Yani düşüncesini eyleme yansıtmış ve yakalanmış zaten. Öldürüyoruz. 5 tur boyunca sadakat. Güzel. Teselya asileri yok edildi. Cesaretlenmiş Trakya. Güzel. Birleştirdik artık orayı. Mis gibi. Bu bizim ordumuz. Musuz halkı. Ambarkya. Evet burası Musuz. Burayı nasıl mutlu ederiz? Sıkıntılı halk. Argolis. Burada sıkıntılı. Niye? Çünkü o tam ortasındayız. Her şeyin tam ortasındayız. Evet şuraya bir hücum. Evet basit bir savaş. Otomatik geçiyorum. Askeri gelenekler. Hem ordunun hem generalimiz. Of buna bir şeyler de otorite. Şu kültüre dönüşüm. Güzel. Tur başına saygınlık. Tüm birim için yakın muharebe saldırısı. Otorite bütün yakın muharebe savunması. Bu. Hücum bonusu. Bütün birim için yok. Tokma. Bütün birimler için artı %10 tokmaklama bonusu. Sadece filo. He. Bu neymiş? Tur başına saygı bütün birim için mühimmat. Şu neymiş? Bu. Bunu açacağım.
Herakles'in ruhu. Aç bakalım. Burayı aldık. Ada bizde, ada bizde. Burayı da alırsak eyaleti bitiririz. Ha bak, burayı hiç tıklamamışız. Ambrakia. Ambrakia, Korint tiranı Saplesus'un bir oğlu Gorgus tarafından bir ticaret noktası olarak kurulmuştur. Oğlum bayağı Korintlilerin yani burası direkt olarak. Zaten başkenti oraya geçmiş. Burayı ele geçirin şey yapınca buraya sıçramış. Tamam. Ancak konumu burayı kısa sürede Epir ve Korint arasında ticaret işlemleri yapılan bir merkeze dönüştürür. Ticaret zenginliğine ilaveten Ambarkia'nın güçlü bir çiftlik, kerestecilik ve balıkçılık ekonomisi vardır. Korint'in bir müttefiki olarak Atina'nın savaşa kışkırttığı asi koloni Krokria, okuyamıyorum, evet. Krokria'ya karşı verilen savaşa katıldı. Büyük stratejik öneme sahip bir yer olarak çıkabilecek düşmanlıklar da büyük roller oynayacağına şüphe yok. Neyse, oraya da alacağız. Oraya da gelecek sıra. Meydan muharebesi yapabiliyor muyuz? 20'ye 20. Her türlü yaparız, hiç problem yok. Ama oho, kabul ediyorlar. Ama güçsüz birlikleri olduğu için bu savaşı yapalım ya. 20'ye 20. İzleyelim yani, güzel olur. Old Wine, hoş geldin. Aleykümselam. Bir adam, hoş geldin. Paşam, bıyığına ve sakalına özeniyorum. 21 yaşındayım. 1 gram tüy yok yüzümüzde. Yapacak bir şey yok. Irsi bunlar arkadaşlar. Ben gıl yumağıyım, sen de değilsin yani. Bunda şey yapacak bir durum yok. Bak, benim de saçım yok mesela. Mevzilendirmeye başlat. Hava güzel. Güzel bir meydan muharebesi yapacağız. Değerli izleyiciler. Şunları ortaya alalım. Muazzam bir meydan muharebesi izleyeceksiniz. Hava çok iyi. Nem yok. Karşıdakiler cücük, ciritliler falan var. İşte yetişmemiş hoplite birlikleri falan var. Süvarileri var. Hiç önemli değil. Çünkü mızraklarımız onların canlarını alınmayı bilecekler. Komutanımıza soruyoruz. Komutanımız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyi diyor. Şimdi bir dakika. Bunları bence sol kanatlar alalım. Bunlar önemli birimler. Evet, meydan muharebesi başladı. Karşıda Korint ahmakları. Diğer tarafta da Atina zekileri. Zeman futbol oynamaya elverişli. Usa makine söylediği gibi. Kellelerle. Neyse, o kadar da derine şeye girmiyorum şimdi. Cani diyecekler bize. Birimlerimiz ilerliyor. Koşturmayalım lan, bunlar yorulur. Adamlar zaten koşuyor. Sabahtan beri koşuyorlar. Zaten şöyle söyleyeyim size. Yani ekran kartınız falan geldi de ben bunlara bir de şey gömeceğim. Efektli mefekli oynayacağız yani böyle. Görseniz o şey gem modlarını falan. Texture'larını yükselteceğim. Kalkanların, malkanların. Çok güzel. Ben şey planlıyorum zaten. Söylemiştim, yukarıda yazıyor o destek barında. Maşinima, işte savaşlar yapacağız. O savaşları ben montajlayacağım. Sinematikleştireceğim ve size adeta sinemaya gidip de izleyeceğiniz o hani tarih filmde böyle 2-3 tane muazzam savaş sahnesi olur ya. Öyle sahneler ortaya çıkarıp size güzel izletiler yapmaya çalışacağım. YouTube üzerinden tabi olacak bunlar. O nedenle ünlem YouTube gelebilir chat'e. YouTube'dakiler de takip etmeyi bırakmasınlar. Beğenli olmaya devam etsinler. Güzel videolar yolda olacak inşallah. Montaj yapabileceği çok güzel kaliteli bir şekilde. Hayalime gerçek dönüyor. Şimdi küçük küçük var böyle. 2 dakikalık, 1 dakikalık küçük montajlar var maşinime. Onları daha da artıracağım işte. 10 dakikalık falan olacak böyle. 15 dakikalık falan. Bayağı savaş izleyeceğiniz, fatalitiler izleyeceğiniz. Tabii ben onları ortaya çıkarmak için bu savaşları 30 kere baştan açacağım ve sallıyorum. 1 saat boyunca, yani savaş kaç dakika sürse, sağ kanattan çekimler alacağım böyle sürekli. Ondan sonra sol kanattan, ondan sonra ortadan, ondan sonra komutan, ondan sonra fatalitiler, şunlar bunlar. 30 kere böyle çekim, girip çekim yapacağım, çekim yapacağım. Nihayetinde onların hepsinin bütün verileri montaja attığımda ortaya bir şey çıkacak böyle. Devasa bir yapı. O devasa bir yapıyı da küçültüp
güzel bir şekilde montajlayıp size şey yapacağım. Sunmaya çalışacağım. Evet, öne menzil birimlerini almış ama menzil birimlerini almış. Ben direkt hücum ettireceğim. Şuraya bir yok, bu çok yakın oldu. Sen değil. Hoş general. By your command. At speed. Bu arada elektrik, ben Medieval 2'den beri böyle sinematik filmler yapıyorum. O söylediğin arkadaş daha YouTube'da video çekmiyordu sanırım. Öyle söyleyeyim. Yabancı bir arkadaş Pixelated Apollo'yu söylemişti. Ya biz oho. Daha YouTube'da 5 video varken biz bu işleri yapıyorduk oğlum. Hayırdır? Ama yine anlatmak istemiyorum yani. Görsel içerikten çok yazılı içeriğe özen gösterdiğimiz için böyle sanki yeni girmişiz gibi gözüküyor. Evet, şimdi karşı karşıya getirdik. Tamam. Hareket emri vereceğim. Slow motion alacağım. Hücum ediyoruz. Hücum. Sen nereye? Sen buraya. Sen buna. Sen buna. Sen buna. Sen de buna. Sen buna. Sen de buna git. Sen buna git. Kaçmayacaktır onlar zaten. Bunlar Spearman'ler. Sanırım doğru yaptık, evet. Komutan da izlesin. Okçular kaçacak büyük ihtimal. Helal lan. Bir dakika. Şu aslanlara bak. Bak bak, kalkanları ne güzel kullanmışlar, görüyor musun? Kalkanlarda ciritleri, okları tutmayabilmişler. Var mı kafasına yiyip koşan? Yok değil mi hiç? Şurada birini böğrüne sapla. Yok, o da kalkana. Aa bak, bunlar ölenler. Evet. Bunun oha. Oha. Sen ne yaptın abi? Mıknatıs mı taşıyorsun sen üzerine? Bu nedir lan? Adamın mesaneden girmişler. Döşünden, böğründen girmişler. Kafaya gel. Adamın üzerine mıknatıs var ha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel. Harika savaşlar oluyor ya. Ona ne oldu lan? Evet, beyaz bayraklar geldi. Yine beyaz bayraklar geliyor. Başarılı bir şekilde dövüşümüzü, savaşımızı gerçekleştirdik. Aha, fatality. Üf. 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 Muazzam. Orada fatality geldi. Burada bir fatality var. Aha, şurada fatality. Evet, o da gitti. Güzel. Çok güzel bir savaş çıktı. Basit oldu bizim için. Zaten oyun basit olacak diyordu. Korintlere tokatı indiriyoruz. Bu kaçıncı oldu yani? Korintlerin düştüğü rezil durum. İnsan ders alır lan. Atina'yı tek bir güç olarak
Kabul eder insan değil mi? Bu kadar 30 kere yenilmez ki kardeşim. Şu komutanlar da iyi de şunlar. Komutanlarını çevirdik. Geliyorum fatality. Hadi bir fatality izleyelim. Aha. Beyaz bayrak geldi büyük ihtimal. Aynen. Devam. Muharebe sonlanır. Evet, hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız var herhalde. Geralt of Rivia. Geralt diyelim biz sana. Hoş geldin. Geralt of ne diyor? Geralt nereliydi? Rivalvia. Rivalvia. O yanlış mı yazmışsın sen? Eksik mi yazmışsın? Bugün simalın yok, evet. Rome 2. Your next command at once. Tamam, bu burada kaldı. Bunu alacağız buraya. Sonra bu orduyla devam edeceğim. Yalnız bakın bunun da iki ordusu varmış. He. Tamam. Buradan Farsala'ya gidebiliriz. Bu birliklerle. Evet, yetiş. Allah, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yetişiyor ama şey, iki kat. Tamam. Büyük ihtimal burada ordusu yok. Burada var. Güzel. Bu birliği de buradan çıkartabilirim. Şuraya alacağım. Şuna suikast düzenleyelim. Patrası kaybedecek büyük ihtimal bunlar. Oraya patrasının düşmesi demek. Benim de düşmem demek. O tarafta. Aa, bizim birliğimiz, tamam. Bu. Argos. Hatta bir dakika, şuna suikast. Aa, yo, alırız burayı. Oo, süper. Savaşı da yapacağım. O, yalnız burayı alınca acaba dünya bize gıcık oluyor mu? Argos'un başkentiydi çünkü orası. Witcher 3'ten biliyorum ya. Yanlış hatırlamışım. Rivaya. Rivalva değil yani. Tamam, yanlış hatırlamışım. Özür dilerim. Rivia diye okunuyor, öyle mi? Tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum düzeltme için. Rivia. Evet, bu ordu çok güçlü. Bu hoplitelerimiz iyi yani. Bunun bir üst tık kademesi Spartalı hoplitler var. Onlar da Spartalı. Başka birinde yok. Bir dakika. Süvarileri var mı? İki tane. Tamam, güzel. Süvar savaşları izleyeceğiz. Destek birlikleri ne zaman geliyor acaba? Aslında yürütmek lazım, yormayalım. Sağdan geliyorlar, öyle mi? Birleşmeme de lazım. Ne yaptı bunlar? Süvari savaşlarını yaptıralım ya. Okçusu var mı bunların? Bir tane, tamam. Yok, iki taneymiş. Ya da neyse, tamam, ordu, madem orduyla beraber yapsınlar. Yetişecek bunlar ya. Beklesek mi acaba? İyi, bekleyelim ya. Şey yapmalarını bekleyeceğim. Bir araya gelmelerini bekleyeceğim. Gelmene bekleyeceğim. Geçsinler bakalım.
Ya ben şimdi hücum edeceğim. Ondan sonra sağ kanattan bir de onların gelmesiyle uğraşmayayım. İyice toparlasınlar da beraber ezeyim. Aynı anda ezeyim böyle. Kıçık kıçık vuruşturayım böyle. Bu arada Witcher 1 hala benim bilgisayarımda yüklüdür, onu da söyleyeyim ya. 2-3 değil de 1 yüklü yani. Niye tutuyorsunuz diyeceksiniz. Bitirmek için. Hala şeydeyim. Ne district'i? Ya bu kalenin zengin kısmı var ya, iç tarafları. Soyluların moyların olduğu yer. Büyük böyle. O oradayım yani henüz. Daha bitmedi oyun. Niye birleşmiyor onlar ya? Millet tüketti oyunu. Benim bir sürü şeyim var. Oyun depom var yani. Daha bu RPG oyunları ayları falan yapacağız. Böyle gece gündüz aynı oyunu oynayacağız. Siz de bana yardım edeceksiniz. Non-human. Yok be. Non-human ne ya? Abi her taraf insan kaynıyor. Bildiğin İstanbul gibi bir yer yapmışlar. Bir Atari oyunu gibi değil mi? Yo, bir de güzel ha. Gayet iyi yani bir de. Ya birdeki mevzu şey arkadaşlar, ya zaten o tür oyunlarda görseller diye de biliyorsunuz, hikaye, sunum, bunlar önemli. Savaşlar falan mod yapmıştım ben şeye, Witcher 1'e. Bayağı kanlı da geçiyor abi, kılıç kalkan falan. O mesela kılıcı sırtına geçiriyor bir de. Sırtına böyle kılıç sallanıyor. Halbuki ona şey yapmışlar, kılıf yapmışlar modla. Kılıf da falan duruyor. Böyle modlamıştım yani. Tough style. Aynen, bir izometrik açıdan da güzel oluyor ama ben izometrik değil de şeyden oynadım. Şey yani, klavye mouse third person. Şimdi bunlar toparlandı gibi oldu. Hızlı modda olmamıza rağmen düşünün yani. Bu ne yapıyor bu deliler ya? Bir hareket edelim. Konuşmaya daldık. Anlaşıldı abi, dur. Dur, yanlış yaptım. By your command. Ready for orders. Advance. Ready. Charge. Ready and waiting. Spears. My top retains. My top retains. Ben onları canlandırırım. Canlandılar nihayet. Hatta öbür süvari de mi oraya götürdü? Bak bunlar hep zırhlı, patinalı süvariler. Şeyler var, cirit de atıyor onlar. Bayağı adam kay. Gördünüz mü? Bak onlar da bizi attı. Onlarda da aynı birimlerden varmış. Orada iki birim mi yakalandı lan? Bütün hepsi bu tarafa şey yaptı ya. Sol kanadı biraz boş bıraktık ama. Süvari savaşına kazandım. Genel saldırı altında. Evet. Bunları nasıl çıkaracağız bunları? Güzel. Şura dayanabilecek mi bakalım? Dayanırsa süper. Bunları şöyle yapalım ya.
filan. Oo, şu kötü oldu bak. Arkadan adamlar. Buna destek gitmem lazım. Buraya destek gitmek lazım. Tamam, bura çöker. Birimiz mühimmatını kullandı. Kullansın. Güzel. Helal lan. Evet, bura çöktü. Madem öyle buraya hücum edelim. Oo, bunlar komutanlar bak. Traklı Peltaslar. Oha. Bunlar ciritli birbirimize. Buna bir fatality hadi. Aha. Bizimkiler uçurdu herifi. Hadi fatality hadi ya. Canlı canlı hadi. Aha. Tam bir öldüremedi şu herifi ya. Uf. Güzel. Boğazına spear. İzleyelim derken kaybettiğiniz şey var mı? Şuraya bir hücum edelim şimdi. Rukaç yapıyoruz şimdi diğer tarafa. Ne vurup açabiliriz? Buradan çık. Oğlum bir adamı ölmedi mi bu herif ya? Seçkin hoplaytlar. Aa, bura niye küçüldü? Ne güzel oldu, hep böyle kalsa keşke. Hep böyle kalsa keşke. Yüksek çözünürlükte böyle de, düşük çözünürlükte böyle değil. Hadi abicim salın artık savaşı ya. Bunlar kaçıyor, bunlara hücum edelim. Bunlar bitsin. Evet tamam, kaçtılar. Ora tamam sanırım. Burası da bitiyor. Evet. Arkos'u da alacağız sanırım. Başka var mı? Birim yok. Bir bunlar kaldı. Şunlar. Heh, bitti. Zafer geliyor şimdi. Mesaj gelir. Evet. Marvi sonları. Romalıların kılıçları, evet. Gladius mu diyorlardı kılıçlarına Romalıların? Şaka maka, basit masit dedik de uzun sürdü. 16 dakika sürmüş ya, şaka gibi. 8'de başladığımızı düşünürsek. Evet, 2 saati bitirmek üzereyiz. Kibirim nasıl yok olmuş ya benim? Oğlum kaybolan birim sol taraftaki değil mi? Sol kanat işte. Okçular peşine çok adam gönderdim ya. Tamam, burayı artık otomatik yapayım çünkü bütün birimler mahvolmuş durumda. Temkinli hücum ediyoruz. Evet, o da gitti, o da gitti. Argos, şimdi buranın başkentini alınca acaba genişlemeci olarak debuff yiyecek miyiz? Önemli başkent olarak burayı kabul ediyor mu? Vasal yap diyor. Vasal. Vasal.
Ya Mora'yı Sparta devasal yapacağız. Sparta'yı yakıp yıkacak değilim yani. Sparta yaşıyor da aşağı, güneyde yani. Çok iki tane, üç tane toprağı var da. Vassal yapacağım ya bunu. Yok etmeyeceğim abi. Vassal yapıyorum. Evet. Güzel. E Sparta'nın iki bölgesi var işte. Ya şöyle planlıyorum. Şöyle planlıyorum. Burayı almış bulunduk artık ama. Bakayım nereyle orası şeymiş. Korint, Argos. Zaten hiçbir şekilde birleştiremeyeceğiz. Yo, Melos. Aa bak, Melos'a hiç tıklamamışız. Durun bakayım. Obsidian ticareti Milos adasını Tunç devrine kadar çok önemli kıldı. Bu devirden sonra bir Dor kolonisi haline geldi. Milos vazoları, zarif boyalı Rolf Rolyefleri ve Afrodit, Poseidon, Apollo ve Askolipos heykelleriyle ünlüdür. Her ne kadar Lakonyalı sakinleri Spartalılardan geldiklerini iddia etse de Milos, Sparta'nın Atina ile olan ilişkilerini gidererek ne diyor? Düşmanlaştığından bu zamana kadar tarafsız kaldı. Milos. Burayı aldım. Korint'i Rodos'tan almam gerekecek. Yok, Argos'u şöyle yapmam gerekecek. Bilmem ne. Uğraşmayalım. Hatta buradan isyan bile çıkabilir. İsyan çıksın. Burada isyan çıksın. Çıktıktan sonra da kim alırsa onun üzerine başkası biri şey yapabilir. Biz şimdi burada Elis ve Sparta kaldı. Fetih olarak benim düşündüğüm kısım şu. Mora'ya dokunmuyorum. Yani şuradan bakın. Korint. İşte Patras. Ve işte Sparta'nın olduğu bölge. Buraları vasallayacağım. Yani buraları tamamıyla kendim yönetmek istemiyorum. Ben şuradan başlayacağım. Şuradan. Kuzey. Epir kısmı. Buralar. Ben böyle İstanbul şöyle geliyor. Bu kısımları yönetmek istiyorum. Mora'yı şey yapmak istemiyorum. Direkt kendim yönetmek istemiyorum. O nedenle buraları vasallaştıracağım. Sparta'yı yakıp yıkacağız tabii. Öyle bir vasal yapacağız. Onun dışında devam edeceğiz. Şurada ne yapıyorum? Oo, burada isyan çıkacak. Ha, şundan dolayı. Şurayı ele geçirdik. Yalnız arkadaşlar, burada durum sıkıntılı. Burayı imar etmemiz lazım. Yıkacağız buraları. Baştan. Adayı da yıktım. Burayı da yıkıyorum. Bunun teknolojisi gelişiyor mu? Gelişiyor. 2 tur kalmış. Tamam, bu dursun. Diğerlerini yıktım. Gerçi buraları bir daha yapacağız aslında. 2. Yok, bunları yıkma. Bu da. Şunu düşürebiliriz. -4 gıda tur başına büyüme. Hiçbir şey yıkmayalım ya. Gıda konusunda şurası sağlıyor gıdayı. Buralar da sağlıyor. Şunu yıkıp buraya şey yapabiliriz. Asayiş verecek şu binadan. Uslanmış toprak. Bundan yapacağız. Kerem, görüşürüz. Abi Red Dead ekibi oynayacağız. Red Dead Redemption'ı inşallah oynayacağız. Hiçbir aksilik olmazsa kesin oynamayı planlıyorum. Multiplayer falan. Takılırız yani. Cowboy. Şu adamla anlaşma yaptık ya. Argos. Bununla bir hediye göndereceğim bunu. Do not waste time on ill chosen words. Although an hour or two bathing would have been useful. Hediye yüksek verdik. Gods of Olympus, hear me. I accept. Kim geldi? Teşekkür ediyorum. Burada bir şey görüyorum. Pers. Heh, sağ olsun, Geralt takip etmiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin ailemize. Bitti sanırım. Sonraki tura geçeceğiz. Oo, şurada seviye atlamalar var. Bayağı bir seviye atlamalar var. Hiç onu biliyoruz ne yapacağımızı. Burada aynı şekilde. Şimdi şu var, bakın. Şunu görüyor musunuz? Bağlı devleti satraplıktan birim al. Hoplite alabiliyormuşuz. Bak, aynı fiyat. Görüyor musunuz? Zaten alabiliyormuşum.
Seviyesi düşük olmasına rağmen. Alalım hadi bir tane. Vassal'dan aldık, tuttuk. Tamam, 16'dan 10 şeyi çıktı. Daha fazla alamıyoruz. Burada da seviye atlama var. Of. Bir orduya öncülük ederken otorite, general, otorite. Bütün birimler için artı bir moral. Güzel bu. Şimdi savaş yapacağız. Güzel. Buraya geçmesi lazım. Ya, atlatalım şunu bakalım. Ne diyor? Şu mu? Taşoz'da tebliğ, evet. Artı 4 gıda, artı 4 asayiş. Güzel. Biz de yavaştan bu şeyi, Rom 2 9. bölüm derken bir sürpriz geldi. Evet, onlar saldırıyor. Basit bir savaş olacak yine. Yapacağım. Bol bol savaş izleyiniz. Bol bol savaş izlesin diye izleyicilerim. Savaşlara giriyorum. Olimpos şampiyonları. Hadi lan. Herakliidler. Easy peasy burada mı abi? Easy peasy gelmiyor. Değiştireceğim ben bu ismi ya. Nerede abi bu adam? İzlemiyor bizi ya. Evet, yine aynı mekandayız. Buradan ayrılmadan bize savaş ilan ettiler. Bu ne lan? He, savunma. İşimize yaramaz ki bunlar. Ama gelecekler değil mi? Okçumuz yok ki. Bunlar bir işimize yaramaz abi. Geç. Hatta ben onların gelmesini beklemedim. Ben hücum edeceğim yani. Bunları al bakayım geriye. Bunlar kumandanın korumaları olacak. Nerede lan adamlar? Hücum. Düşman yaklaşıyor ama nereden yaklaşıyor? Kapattık tüh. Nereden yaklaşıyor düşman? Yine aynı yerde bir meydan muharebesine giriştik Korint'te. Israrla adamlar bizle savaşmak istiyor. İnsan utanır demiştik yani. Arkadan geliyor, güzel. O zaman sola yanaşacağız. Ne yapıyor bundan yakın? Kapat kapat, önünü kapat. Güzel, yakaladık mı? Güzel. Şuraya destek lazım. Bunlar nasıl kurtuldu ya? Bunların yaptığı baskınlar kötü oluyor ama işte bu kaçlar. Yakalamamız lazım. Evet, beyaz bayrak geldi şuradan. Tamam, kanatlarını çökerttik ha. Güzel. 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 Şu iyi tutunuyor. Buna destek lazım. Güzel. Buffladım onu. Anlamıyorum ya, bu okçuları nasıl tutamıyor bunlar ya?
Bu okçuların yok olup gitmesi lazım ya. Evet. Aa bak. Açtı çocuk. O kadar da destek çıktık ona. Buff maf verdik yani. Derken bu ne yapmış lan? Boşuna zayiat yiyor. Bas hoplat. Savaş taktiği aç. Güzel. Peşinden koşuyorlar ama. Zayiat verdik de. Evet, güzel. Şu menzil bilimlerinden bayağı şey yapıyoruz ama yani. Dilimiz yanıyor. O komutanları buradaymış. Bunların da şeyi azalıyor. Canları azalıyor. Birim kaybediyoruz. Özel birim bir de onlara. Şurayı çökertip hızlıca şuraya desteğe gitmek lazım. Komutanım hiç birim kaybetmedi biliyor musunuz? Süvariler falan şarj edildi ona rağmen. Bu adam arkasını döndüğü an ölecek yani. Bunların hepsi iyi. Bak dönüp sıkıyorlar, dönüp sıkıyorlar. Üf abi ya. Bu adamlar ölüme gönderdi resmen ya. Trakyalıları görüyor musun? Ezdiler yani bizimkileri. Ne diyor? Savaş lehimize dönüyor. Dönecek tabii. Hadi 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 yetiş 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 yetiş. Bura ne yaptı? Bura ne yaptı? Yakaladılar mı? Oo, bizimkiler ölüme attık ya. Bunlar arkadan okluyor. Spearman'lar geliyor. Biraz fatality izleyelim. Aha ne oluyor? Üf. Öldürdü onu. Çekti Spear'ına. Şimdi bu ölecek. Biraz fatality izleyelim diye yapıyorum. Aa kaçıyorlar lan. Aa iyi, imha olmadan kurtardık bunu. Evet. Muharebe sonlandır. Bunlar resmen öldüler ama yıkılmadılar oldu hakikaten ha. Bu arada şu tam Sparta şeyi. Sparta diyorum. Atina kalkanı. İmha olan birlik var mı? Yok. Abi generalim 223 kişi öldürmüş. Şok şok şok. İlk defa 156 kişi öldürmüş. İyi, imha olan birliğimiz yok. Geberim. Orint cevabını aldı. Bu saatten sonra adam gönderir mi bilmiyorum artık. Ha yukarı gönderdi. Epir. Aa epi çok güzel. Çok güzel. Epir'in bir bölgesini biz alacağız şimdi. Güzel. Korint alacak. Ben Korint alacağım derken toprağımız genişliyor yani. Tere Old Gamer hoş geldin. Sağ ol. Selam olsun kılıcım ve kalkanın efendisi demiş bize. Eyvallah. Evet güzel bir 9. bölüm oldu. Genişlettik. Hüküm alanlarımızı genişlettik. Adaları aldık. İsyanı bitirdik. Savaşlar yaptık bayağı bol bol. Tabii ne kadar çok coğrafya genişlerse o kadar fazla da böyle sınırlarımıza hareketlilik oluyor. Oyun kısıtlı olsa da şey, düşman hareket izleme seçeneği. Diyor ki...
Benden para istiyorum. Bir tane ada koskoca Athena'dan bize para ver. Ben saldırmazlık anlaşması yapalım ya. Defol. Persler. Persler hareket ediyorlar. Rodos asker yığmaya devam ediyor bizim bölgelerimize. Kabul edilebilir şeyler değil. Geldi dibimde Korint aldı yani. Başkent aldı resmen. Aha görev başarılı. 15.000 gold. Bal devleti haline getirerek ya da kalan son yerleşim yerlerini ele geçirerek 7 farklı olsa boyun eğdirin. Tamamlanan bonus 2'de 1. Hedef bildirildi. Ne diyor? Doğrudan sahip olarak ya da bal devleti olarak askerine olarak 10 yerlere tamamen hakim olun. 21.000 gold. Fiti oyunları. Oyunlar başarılı. Güzel. Devam. İonya ile Efrus. Uf çok kötü oldu bu. İonya ile de savaşacağız o zaman öyle mi? Tebliğ ya da bizden birini seçecek yani. Bizden birini seçecek yani. Ha ne? Faraya. Şurası. Bakın şu şehri okuyorum şimdi. İnan mitolojisinde Faraya, Hades'ten Herakles tarafından kaçılan Alkestik'in memleketidir. Kim ben hiç duymadım. İlk defa diyorum şu Alkestik. Alkestik veya nasıl okunuyorsa. Alkestik kocası Admetus Artemis'e bir aslan ve bir yaban domuzunu savaş arabasına koşmasına yardım etmesine karşılık bir kurban kesmesini unuttuktan sonra kocası yerine kendisini feda etmişti. Oğlum ne kadar uzun bir cümle. Yeminini tutmayan Alkestik ilanlarla dolu bir yatakta uyanıyordu ve birisi onun yerine almazsa ölümle yüzleşecekti. Alkestik onun yerini almaya razı oldu ve Hades'e gönderildi. Orada Herakles Alkestik'i Adamesus'un konukseverliğiyle karşıladı. Hades'ten kurtardı. Bakmak lazım. Kimmiş mi? Neciymiş yani? Araya. Buraya şey yapacaksın. Teselya. Çünkü üst kısma. Evet otomatik geçiyoruz buraya. Farsala'yı ele geçirdik. Orhan diyor ki bu küçük seferler diyor hiç iyi değil diyor ya. Özgür bırak. Kimi özgür bırakacağım? Burada başka bir topluluk mu var? Yok abi ben alıyorum. Burada başka bir topluluk varmış. Aa, Farsala. Farsala'nın Aşil'in babası Feleus'un memleketi olduğu düşünülürdü. Teselya'da anahtar konumunda birisine sahip bir şehir olarak Yunan-Pers savaşlarında Atinalılarla birlikte savaştı. Yalnız burada var ya bu bize destek verecek hiçbir şey yok. Bu hep gıda yeri lan. Süvari yeri burası. Yıkıyorum burayı tamamen. Yani şey binalar yapacağım. Asayiş binalar yapacağım. Tamam başka ordusu yok ya bunun. Burada. Bu arada onu söyledim. Ne diyordum? Fikret hoş geldin. Mitolojiye sarmışsın paşam. Aynen mitolojiye bakıyoruz işte. I'm Space hoş geldin. Orhan diyor ki ya bu küçük diyor. Campaign'ler diyor. Bence diyor gereksiz abi diyor ya. Başarısız diyor yani. Bilmiyorum ya. Oynanıyor işte. Öğrenmiş olduk abi yani en azından. Bak tek tek şehirlerin mevzularını, antik dönem bilgilerini okuyoruz işte yani. Kötü mü? Sonra ben o Felipones Savaşı'ndaki küçük şehir devletlerinin bir sürü şehir devleti falan onlar olduğunu öğrendim. Sadece ana büyük topluluklar değil. Anlatabiliyor muyum? Ya, tabii ince ayrıntısını oyunlardan mı öğreniyoruz? Hayır oyunlar teşvik ediyor sadece. Oyunlar teşvik ediyor. Ama mesela bu olmasaydı ben bu kadar detayına girer miydim bilmiyorum ya. Bakmazdım herhalde ya. Daha önce merak ettim. Daha kendim geliştirmek istediğim yerler var. Onlara bile okuma fırsatı zor bulurken şey yaparken. Anlatabiliyor muyum? Aha bu ne yapıyor? Sınıra koymuş. Bununla da büyük ihtimal savaşa tutuşacağız. Tamam şu bir dursun burada. Sparta mı parta geçerse buradan. Hatta Messina'ya bir hücum da edebiliriz yani. Aa bu ne yapmış lan? Benim satraplığım olduğu için direkt... Vay arkadaş. Sparta'yı kuşatmış Argos. Şuha Adası, Philos,
Messina, Sparta. Neyse, Sparta'yı da okuyalım bir. Sparta krallığı yüzyıllar içerisinde askeri üstünlüğü ele geçirdi. Messina savaşlarındaki erken dönem zaferleri askeri yeteneklerini kanıtladı ve onlara komşu şehirler tarafından itibar gösterildi. O zamana kadar tamamen askeri bir topluma dönüşmüş olan Spartalılar 300 askeriyle Termopil'de destan olduğunda Yunan-Pers savaşlarında görev aldılar. Bir kez daha Sparta savaşına hazır, kenarda durup Atina'nın Felefones üzerinde egemen olmasına izin vermez. Sparta'ya hükmedilemez, Spartalılar köle olmaz. Göreceğiz şimdi. Argos orayı alsın da görün siz şimdi. Yalnız bu, ben oraya hücum edecektim. Argos'un bu halsizliğini ona ödeteceğim. Evet, sonraki tur. Mu. Şurada bir seviye atlama var. Buraya gel. Geçen biri yorum yazmış. Sparta ama hiç büyüyemedi ki arkadaşlar. Sparta'yı bir tokatladık yani. Alan bırakmadım genişlemesi için. Çevresine de saldıramıyor çünkü düşmanı büyük. Farklı düşmanlar da edinmek istemiyor. Sparta bir de asker gönderdi. Burada da tokatladık Spartalılar. Mesela burada askerlerini yedik. Burada yedik. Hali zayıfladı. Ondan sonra ben suikastler yaptım burada. Kaç kere Sparta general öldü. Ondan sonra şehirlerini yaktım falan. Sparta'ya imkan vermedik yani büyümesine. Şöyle bir durum söz konusu. Onu da söyleyecektim. Şimdi geçen biri yazmış. Ben bunun birinci bölümde Sparta'yı seçmem falan demiştim. Neden seçmeyeceğimi söylemiştim. Demiş ki ben işte popüler kültürle falan abartıldıklarını düşünüyorum falan dedim. Onu yanlış yorumlamış. Arkadaşlar, Spartalıların yaptığı savaşlar ve başarılarına ben bir şey söylemiyorum. Ama Hollywood'un katkılarıyla, popüler kültürün katkılarıyla şu 300 Sparta mevzusu abartılıyor. Ben onu söylüyorum yani. Siz bu zamana kadar şeyi duydunuz mu? Yani şu 300 Sparta filmi çıkmadan önce ben kimsenin ağzından duymadım. Ya işte Spartalılar şöyle, ne bileyim işte Termopil savaşında şöyle yaptılar, Perslere karşı şöyle oldu böyle oldu bilmem ne. Ben hiç duymadım. Ne zaman Hollywood bu işin içerisine girdi. Antik Yunan işleri böyle pohpohlanmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Ben ona laf ettim ben. Yoksa bu adamları abi bizim kadar bunların da kendi vatan sevdası şusu busu var. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin her memleketin içerisinde yiğitler var. Kendi çapında. Ben bu adamların gösterdikleri savaştaki başarılarına, ne bileyim savaş taktiklerine, şunlara bunlara bir şey demiyorum ki. Yani hemen böyle bir savunmaya geçiyorlar. Bir, ne demek istediğimi anlasa arkadaş. Zaten yazdım onu da yani. Hani bu dediklerimi çok da böyle sert olmayacak şekilde dile getirdim. Cevap da vermedi aslında. Demek ki anladı, yanlış bir çıkış yaptığını. Tamam, sonraki tura geçelim. Katılıyorum sana paşam. Doğru söylüyorsun. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Eyvallah. Wolf. Aa, ne oluyor lan? Ne bu şimdi? Ne bu saçmalık? Bana veriyor ya. Neyse, otomatik yapalım. Menitania. Neresi burası ya? Argos, Menitania. Ha. Şey burası ya. Mora. Morası bura. Kaçırıyor birimlerini. Güzel. Büyük ihtimal 10 ve 11. bölümlerde falan Epirlerle savaşırız. Büyük ihtimal. Yani Balkanlara doğru genişlemeler ilerleyecek. Derken dur bakayım. Bir şeyler oldu. Güneyde bir şeyler oldu. Aha. Oy, gitti. Mantinea gitti. Neyse, önemli değil. Orayı gözden çıkarmıştım zaten. Evet, Argos aldı arkadaşlar. Argos Sparta'yı tokatladı. Sparta Argosların eline geçti şu an. Ha, biz ne yapacağız? Önümüzde çok büyük rakipler kalmayana kadar mücadele edeceğiz. Karşımıza bir tek Persler kalacak. Pers savaşları başlamadan önce de bu önemli büyük başkentleri ben kendim ele geçireceğim zaten. Bu ne lan? Lord Kemal diyor ki neden kendine paşa dedi diyorsun? Ben bana bir şey söyleyin diye söylemedim. Ya bugün Nizam Paşa diye insanlar paşam diyor.
Desinler abi, ne olacak yani, istedikleri gibi hitap edebilirler yani. Abi Pers dedik geldi ya herifler. Evet. 9. bölümü arkadaşlar burada bitiriyoruz. Ben bunu otomatik save yapayım. Hızlı kayıt. Şu an hiç planlamadığımız muazzam büyük bir belayla karşı karşıyayız. Daha biz Helen dünyasında istikrarı sağlayamamışken bir de Anadolu dolaylarından Pers belası açığa çıktı. 10. bölümde bu felaketi nasıl atlatacağız? Bu dalgayı durdurabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Sonraki bölüme geçmeden önce öncelikle temennileri dile getireyim. Vatan, millet, huzur, dünyaya barış diliyorum. Sonraki bölüme kadar herkes kendine iyi baksın. Tabii canlı yayındakiler bir yere ayrılmasınlar. Tamam, hızlı kayıt. Buradan save yapabiliyor muyum? Bir de buradan save yapayım. Persler deyip, Persler. Abicim ya. GG, masa üzerine dön. Aa, bitiriyorum burada, aksiyon. Sonraki bölüme bırakırım, az sonra gibi. Heyecanı yükselttik şu an. Heyecan tavan. Şöyle yukarı çıktı, dümdük. Şöyle gidiyordu, şöyle gidiyordu. Şimdi şöyle gidiyor, yukarı doğru gidiyor direkt.